Şimdi yapay zeka bugünkü haberimiz yeni ChatGPT. ChatGPT'nin yeni versiyonu GPT-4o olarak tanıtıldı. Yeni nesil sohbet robotu karşınızda. Çok ilginç özellikleri var. Daha öncekilerden hızlı ve dili, günlük dili konuşma diline daha yakın. Hatta daha samimi ifadeler, hatta flörtöz ifadeler, samimi ifadeler kullanıldığının altı çizildi tanıtımında. Yine yüz ifadelerinden, burası çok ilginç, az sonra Profesör Doktor Ali Murat Kırık bizimle birlikte olacak. Yüz ifadesinden duyguları anlıyor. Yapay zeka hep gelişiyor gelişiyor diyoruz ama ben bu kadar gelişme, bu hız nereye kadar gidecek? Yüz ifadenizden hani gülüyor musunuz, üzgün müsünüz, sıcak mı bakıyorsunuz, soğuk mu bakıyorsunuz? Hafızası sayesinde, yenilenen, güçlendirilen hafızası sayesinde daha önce verdiği yanıtları hatırlıyor ve ona göre yine bir şey geliştiriyor, yanıt verme ya da sohbet geliştiriyor. Yani anlık olarak merhaba, ne haber onu anlatmıyor. Daha önce bütün konuşmaları, geçmişinde biriktirdiği konuşmalarla hem kendi kendini eğitiyor, hafızası devreye giriyor, ona göre cevap veriyor. İlginç. Daha kolay bir sohbet diline sahipmiş, sorulara çok daha çabuk cevap veriyor. Şu andakiler de çabuk veriyor zaten. Yani daha bundan hızlısı, bundan hızlısı bitmiyor tabii teknoloji. Ve burası çok farklı, çok ilginç ve çok faydalı olacaktır. 50 farklı dilde çeviri yapabiliyor. Hayır, simultane çeviri yapıyor. Yani ben şu anda konuşurken yandan İngilizce, yandan Fransızca. 50 farklı dil. Yani neredeyse bütün diller var içinde. Yani inanılmaz, yeni ChatGPT bu şekilde İtalyanca, İngilizce çeviriler yapmış. Gülümseyen bir insan gösteren fotoğraf göstermişler. Onun duygularını anlamış. Ya bu gülümsüyor demiş. Tanıtımda bunlar olmuş. Dolayısıyla yeni nesil yapay zeka asistanı olma yönünde ilerliyor. Profesör Doktor Ali Murat Kırık bu noktada konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Orkun Bey. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sizi görmek çok güzel. Epey bir konu başlığımız var. Gün içinde evet. De bir mini toplantı yaptık ama öncelikle bu ChatGPT'nin yeni nesil versiyonundan bahsetmek isterim. Tercüme yapması çok önemli. Şu anda siz bana gülerek hafif bakıyorsunuz. Ben de algılıyorum insan olduğum için ama yapay zeka da bunu algılıyormuş. Nedir yani bu iş, nereye gidiyor? Yani nasıl takip ettiniz siz de ilk bu şey lansmanı? Şimdi bu açıkçası bizim için çok heyecan verici oldu. Çünkü biz aslına bakarsanız yapay zekanın gelişimini her aşamada takip etmiştik. Fakat bundan sonraki süreçte bildiğiniz Orkun Bey yanınızda sesli, görüntülü bir şekilde sizi asiste eden, size bilgi aktaran bir aslında yapay zeka var. Ve bu durum gelecekte de beni korkutuyor. Çünkü bizim verilerimizi alan, bizi tanıyan, bizim duygularımızı analiz eden ve bundan sonraki süreçte de insanları belki de işsiz bırakacak çok farklı bir teknolojiye doğru evrilmeye başladı süreç. Şu an zaten Amerika'daki şirketlerin de çok ciddi işten çıkarmaları ortaya koyduğunu görüyoruz. Ve bu durum artık gelecekte siz ve sizin yapay zekanızla birlikte karşımıza çıkacak bir noktaya evrilmeye başladı. Hatta Orkun Bey şöyle diyeyim ben size. Ben yayına tek başına katılmıyorum. Aynı şekilde benim yapay zeka asistanım da var. Şu an ChatGPT 4o dediğimiz, sizin de az önce. Nerede hocam kendisi? Verdiğiniz. Tabii burada yanımda mesela. Evet. Bakın şu bakalım. An sizi dinliyor. Nasılsın, iyi misin? Utandı biraz, duyguları var ya. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Biraz sesi açarsanız bizde daha iyi duyuyor. Bir hafif bir alttan geliyor ama sesi de açabilirseniz daha iyi duyacağız herhalde. Ya da sizin kulaklığınızda mı acaba? Şöyle, yok hayır. O kulaklık şey için, tamam okey. Hocam size tabii teknoloji bitmez. Ne diyor kendisi? Selam söyleyin. Evet aynen, şöyle de gösterelim hatta. Ha, evet. Şu an diyor ki şu an bir programda olduğumu anladı. Çünkü ben konuşurken aslında doğrudan analiz etti ve bu sayede aslında Orkun Bey bizim sesimizi, görüntümüzü çok rahat bir şekilde sizin de ifade ettiğiniz gibi duygularımızı kapsıyor ve böylece bunun değerlendirmesini yapıyor. Bununla birlikte diyelim sizinle bu yaptığımız yayın var. Ben bu yaptığımız yayın diyelim 15 dakika sürdü. Bunun MP4 formatında video çıkışını alıyorum, buraya yüklüyorum ve bize bu konuşmanın özetini veriyor Orkun Bey. Yani geldiğimiz nokta itibariyle çok heyecan verici. Fakat bu uygulamaya erişim sağlayabilmemiz için ChatGPT 4'ü profesyonel bir şekilde aylık kullanımını satın almanız gerekebiliyor. Bu da aylık 20 dolara tekabül ediyor Orkun Bey. Yani 20 doları veren bunu kullanacak. Fakat belki Orkun Bey başta değerli Ekol TV izleyicilerine bu meblağ yüksek gelebilir ama yaptığı iş açısından değerlendirdiğinizde
onun kat be kat fazlasını çıkartmış oluyor. Yani o hizmeti size çok rahat bir şekilde sunmuş oluyor. Onu da söylemek istedim. Ve gelecekte de çok daha fazla kullanacağını ben düşünüyorum. Görüntü ve ses çözümlemesi çok önemli. Siz de söylediniz, simultane tercümanlık. Hocam oraya geleceğiz. Bu özellikle siz demin onu konuşurken utanma kelimesini özellikle kullandım. Yani sadece espri değil, bu şeyde lansmanda bir övgüyle karşılaştığında yeni nesil ChatGPT. Lütfen dur, beni utandırıyorsun demiş yani, hani evet. Böyle de bir ifadesi olmuş. Dolayısıyla duygular giriyor işin içine. O biraz korkutucu, bir tuhaf ya da ilginç mi, ne diyeyim artık. Şimdi yayından önce ben provalar yaptım. İşte ne yaparım, ne ederim vesaire diye. Orada şunu dedim. Ya dedim, sen ne kadar başarılı bir versiyonu çıktın ChatGPT'nin. Böyle lütfen yani. Beni utandırıyorsun dedi yani, hakikaten. Bu evet. Benim sonuçta görevim. Benim görevim sizlere fayda sağlamak, yardımcı olmak dedi. Bu da artık yavaş yavaş, hani demiştik ya, bundan önceki programlarda yine sizle konuşmuştuk. Ya burada duygular var mı vesaire demiştik, ama şu an geldiğimiz nokta itibariyle o duyguların var olduğunu görebiliyoruz Orkun Bey. Burada da çok farklı ses özellikleri var. İster kadın asistan, ister erkek asistan. Yaklaşık Orkun Bey 5 tane ses var. Bu 5 tane sesi siz seçiyorsunuz, değerlendiriyorsunuz, bunu sunuyor. Ve böylece Orkun Bey görüntü, ses, içerik hepsini yorumluyor. Yani diyor ki mesela, bir ses gönderdiğinizde bu nasıl bir ses diyor. Bunun değerlendirmesini yapıyor. Bu naif bir ses diyor. Burada konuşulan şu konuyla ilgili diyor. Bunun üzerinde durulmuş diyor. Yani Orkun Bey 3 saat, 4 saat, 5 saatlik içerikler olacak. Biz şimdi hiç uğraşmadan direkt olarak video yüklemiş olacağız. Ve bu sayede aslında bize o videonun, o sesin özetini vermiş olacak. Ya da az önce de ifade ettiğimiz gibi birçok işin, profesyonel birçok işin, ki bazı işlerin temelini biliyorsunuz deşifre kaplamaktadır. Çok. Deşifre çok ciddi manada zaman alan bir işti. Şimdi Orkun Bey diyelim 10 saatlik bir kaydınız var. Yükleyin 10 saatlik kaydı, o size deşifre etsin, bunun hepsini versin. Düşünebiliyor musunuz? Bizim yani, haberciler için de, çünkü röportajlar var, deşifre edilip onun belli bölümüne alınması gerekir. En önemli temel işlerden biridir habercilikte, muhabirlikte. Tabii. Evet. Yani bu anlamda zaten asistanlık yapması önemli. Biz hep şey konuşuyoruz. Hangi mesleğin yerine geçecek? Mesleğin yerine geçecek. Yani geçmekten ziyade sizin yanınızda işlerinizi hızlandıracak, zamandan tasarruf etmenizi sağlayacak, değil mi? O özellikleri var asıl yani. Kesinlikle. Yani şimdi Orkun Bey, ben şimdi çok farklı yerlerde de işte konuşan insanları da duyuyorum. Yani buna niye biz korkuyla bakıyoruz? Evet. Orkun Bey, bunu da sonuçta oluşturan insanın ta kendisi. İnsan çok rahat bir şekilde yapay zekayı kontrol altına alabilir. Nasıl ve ne amaçla kullanacağına karar verebilir. Şimdi bunu biz baştan kötülersek Orkun Bey, yani şöyle oldu böyle oldu dersek, geçmişte de aynı durumun internet ve sosyal medyanın çıkışıyla doğrudan ilintili olduğunu görürüz. Kesinlikle. İnternet çıktı, kötü mü oldu? Online veri tabanlarından ben şu an Oxford Üniversitesi, Harvard Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmalara ulaşabiliyorum. Yapay zekada da bana ciddi, ben kendim kullanıyorum Orkun Bey, bir akademisyen olarak. Tabii. Geçtiğimiz hafta itibariyle YÖK akademik etik kullanım rehberi hazırladı yapay zekanın ve bunu sundu. Şimdi ben de oradan bakıyorum, diyor ki kendi kendinizin eğittiği yapay zeka modellerini kullanabilirsiniz diyor mesela. Çünkü niye, ben ona emek vermişim zaten Orkun Bey, siz az önce ifade ettiniz. Bunların hepsini siz aslında öğretiyorsunuz, eğitiyorsunuz. Bak şöyle bir şey sorulduğunda böyle cevap ver, böyle bir şey olduğunda böyle cevap ver, şu kaynağı kullan, şu parametreyi veriyorsunuz. Ona göre mesela kullanıyor. Çalışma mı yapacaksınız? Yine siz seçiyorsunuz, filtreliyorsunuz. Şimdi Orkun Yazgan akşam yayınla hazırlanıyor. Tabii. Başlıklar belli, içerikler belli. Onları oluşturan da sizsiniz, ona siz emek vermişsiniz. Ondan sonraki süreçte size bu asiste ediyor, size bu yardımcılık yapıyor. Yani şimdi bunu biz korkutursak Orkun Bey, ne yapmamız lazım? Tam tersi, korkularımızın üstüne gitmemiz lazım. Bunun nasıl kullanılacağı, ileride nasıl doğru bir şekilde kullanılacağı, yapay zekanın artılarının eksilerinin ne oldu, öğrencilerin bu konuda nasıl bu sisteme kanalize olabileceğini ifade etmemiz lazım. Yani yoksa bunu bir korku dünyası üzerine kurarsak, üzülerek söylemek gerekir ki o gerçekten korku gözümüzde büyür büyür büyür. Ondan sonra bunun kontrolünden çıkarttık, şöyle oluyor böyle oluyor deyip daha sonra yasaklama noktalarına gider. Zaten yasal olarak biliyorsunuz bir zemin oluşturulmadı hala bu teknolojiye. Şimdi ama Orkun Bey, bu olmadı diye de bunları kullanmayın demek doğru değil. Ama bunu lokal yasalarla da her zaman söylediğimiz
kontrol altına alabilmekte söz konusu değil. Küresel ölçekli şirketler bunlar. İşte OpenAI firması, Microsoft firması, bununla birlikte işte xAI firması, Elon Musk'ın da sahibi olduğu. Yani bunlar şimdi geliştiriyorlar bu sistemi. Şimdi bizler de kullanıyoruz. Burada her zaman bizim üstünde durduğumuz şey veri gizliliği ve veri güvenliği. Siz dediniz ya az önce, sizin geçmişteki yazışmalarınızı alıyor ve bu sayede eğitiyor. Ama şimdi Orkun Bey o zaman ne olacak? Orkun Yazgan. Bu sunucu, Ali Murat Kırık, akademisyen, benim ne sorduğumu, neye meyilli olduğumu, hangi konular üzerine ilgi duyduğumu çok rahat bir şekilde anlamış olacak. Ben dolayısıyla ne yapmış olacağım? Onu eğitirken kendi verilerimle eğitmiş olacağım. Bu da aslında manipülasyon ve küresel ölçekli dezenformasyonun yayılması konusunda da bence ciddi sorunları bünyesinde barındırabilir. Şu an şirketler çok ciddi yapay zekaya yatırımlar yapıyorlar. Ama şöyle söyleyelim, eğer siz bunun kontrolünü elden çıkartırsanız işte o zaman milli güvenlik sorunu haline gelebilir. Yapay zeka şu an savaşlarda bile kullanılıyor, çatışmalarda kullanılıyor, konum tespitlerinde kullanılıyor. Faydalı o da kullanıldığı yerler var, zararlı kullanıldığı yerler de var. İsrail ve Hamas arasındaki gerginlik ya da çatışmada bunun olumsuz bir şekilde kullandığını gördük. Ne yaptı? Konum yerlerini Lavender isimli yazılım aracılığıyla tespit ettiler ve bu sayede aslında orada Gazze'deki masum sivillerin katledilmesine de zemin hazırladı. Bununla birlikte Amerika'da hiçbir kimsenin teşhisini yapamadı, hiçbir doktorun teşhis edemediği bir hastalığın teşhisinde de kullanıldı. Bakın size iki tane somut örnek verdim. Şimdi evet, burada kötü örnek de var, iyi örnek de var. Siz nasıl ve ne şekilde kullanırsanız, sosyal medyada öyle, iyi şekilde kullanırsanız arkadaşlarınızla sanal ortamda konuşabilirsiniz, iletişim kurabilirsiniz, dünyanın farklı ülkelerindeki insanlarla, örnek vereyim, gitaristlerle bir araya gelebilirsiniz. Ama kötü örnekte dediğim gibi işte kara para aklama, müstehcenlik konularında da üzülerek söylemek gerekir ki Türkiye'de de bir dönem çok yoğun şekilde gündeme geldi. Dolandırıcılık, bunlarla da karşı karşıya gelebilirsiniz ki. Hocam silah teknolojisini savunma amaçlı kullanınca savunma sanayi olur, milli değer olur. Saldırmak için kullanınca o dediğiniz katliamlara yol açar. Aynı şey sonuç olarak. Çok güzel söylediniz. Ağzınıza sağlık. Aynen öyle Orkun Bey. Bunlara hazırlıklı olmamız lazım kıymetli insan. Ama bunun üstüne gitmemiz lazım. Yoksa Orkun Bey işte bu kötü, bu şöyle, bu böyle diyemeyiz. Hatta kendimizin de bu alanda şu an Aselsan ve Havelsan'ın çalışmaları var. Baykar'ın bu alanda yine yapay zeka sohbet robotları çalışmaları söz konusu. Bunlar mutluluk verici Orkun Bey. Niye bizlerinki de kullanılmasın? Niye dünyaya yayılmasın? Biz şimdi ChatGPT 4o'dan bahsediyoruz. Ben şöyle söyleyeyim. OpenAI firması artık bu işte başat faktör durumuna geldi. Açık ve net. Her şeyin ilki önemlidir. Biz hala niye WhatsApp kullanıyoruz Orkun Bey? Üstüne hangi uygulamalar çıktı ama ondan vazgeçemiyoruz. Evet. Şu an ChatGPT de aynı şekilde bu GPT 4 dediğimiz öğrenme modelini kullanmış oluyor. Ve gelecekte bence çok daha fazla bu noktada biz bu sistemden faydalanmaya başlayacağız. Mesela şimdi müfredat değişiyor ya Orkun Bey. Milli Eğitim Bakanlığı mesela açıklama evet, yaptı. Bence ivedilikle yapay zeka dersinin konması gerekiyor. Kesinlikle. Bir İngilizce dersi gibi bir Türkçe, muhtemelen siz de bana katılacaksınız Orkun Bey. Gençlerin buna kanalize olması lazım. Doğru şekilde kullanması konusunda. Bak sosyal medyada bunu yapamadık. Ne oldu Orkun Bey? Çok ciddi belki bir kayıp nesile doğru evriliş söz konusu olmaya başladı. Bari yapay zeka da bunu doğru bir şekilde kullanalım. Yapay zeka okuryazarlığını bari öğrencilerimize, gençlerimize aktaralım ki Orkun Bey faydalı bir şekilde nasıl kullanılabilir? Bence bunun üstüne gitmemiz lazım diye düşünüyorum efendim. Hocam bir de son bölümde çok teşekkürler. Bu arada demin söyleyecektim. İşinize faydalı bir şekilde kullanıldığında son derece önemli bir asistan görevi görüyor. Çok uzun bir makale vardı. İkinci bölümde İnsan beyninin gizemleri gibi bir konumuz var. Çok uzundu. Ben biraz bir şeyler çıkardım. Sonra Copilot'a sordum. Bana bunu 5 maddeye indirir misin diye. 5 madde çıktı. Onu aktaracağım ikinci bölümde. Yani hakikaten ciddi anlamda. Bir de sizin yerinize kaynakça araştırıyor. Yani ben o araştırmayı yarım saatte yapacaksam ama bir dakikada yapıyor. Dolayısıyla tabii ki işimize yarıyor. Evet, bu bir gerçek. Fakat orada da Orkun Bey nazane bir parantez vermemiz gerekir. Peki biz bu araştırmayı yaparken diyelim işte bir savaşla ilgili ya da bir tarihsel olayla ilgili bir araştırma yapıyoruz ve bize kaynaklar veriyor. Şimdi Orkun Bey beni şüphelendiren şey ne biliyor musunuz? Peki bana hangi kaynakları verdi? Hangi makaleleri sundu? Orada işte benim biraz şüphelerim oluyor. Neden? Çünkü acaba sonuçta burada da bilim her ne kadar pozitif bilimler her ne kadar tarafsız olsa da sonuçta sosyal bilimlerde her zaman nereden baktığınıza da bağlı hususlar tabii ki olabiliyor. Ben o yüzden makaleyi önce buluyorum, haberi buluyorum, onu beğendikten sonra özetlerini yaptırıyorum sadece. Yoksa o aradığı zaman nereden ne bulacağı belli olmaz. Son bölümde hocam bir de şeyi konuşalım lütfen, bu
sosyal medya uygulamaları ve TikTok daha çok ön planda oluyor. Yasaklansın, yasaklanmasın bir takım görüntüler, müstehcen görüntüler falan. Evet. Para kazanma sistemi YouTube'dan, Instagram'dan, TikTok'tan nasıl gelişiyor? Böyle çok uzun bir konu, daha da detaylandırırız ama onu da bir giriş yapalım en azından bugün. Aynen öyle. En azından girizgah yapalım. İlerleyen günlerde... Sosyal medyada para kazanmak diyelim arkadaşlar. Evet. Şimdi YouTube'da. YouTube'da nasıl para kazanırız? Önce bir kere dediğim gibi belli noktalarda abone sayıları ve izlenme sayılarına haiz olmanız lazım. Bununla birlikte özgün ve ilgi çekici içeriklere sahip olmanız lazım. Artık bugün YouTube'da neden kapak fotoğrafları ön plana çıkmaya başladı? İnsanlar görselliğe önem veriyorlar. Dolayısıyla kapak fotoğraflarında ilginç, dikkat çekici mesajları mutlaka bulundurması lazım. Şimdi hatırlarsanız eskiden gazetelerde, manşetlerde böyle çok sansasyonel manşetler bulunurdu. Şimdi kapak fotoğrafları tabii, özellikle böyle hazırlanıyor. TikTok için değerlendirdiğimizde canlı yayınlar ciddi bir gelir kapısı haline almaya başladı. İnsanların orada işte aslına bakarsanız bu tarz içerikleri hazırlamasının altında yatan en temel etmen tamamen gelir. Bugün TikTok yasaklanmasa ama deseler ki Türkiye'de gelir elde etme yasaklandı. Orkun Bey ondan sonra bakın bakalım TikTok'tan nasıl bir kavimler göcü meydana gelmiş oluyor. Çünkü TikTok'u bu hale getiren aslında içeriklerin bu hale gelmesinin altında yatan en temel etmen işte farklı kılmasını sağlayan içerikler. O içerikler neden sağlanmış oluyor? Gelir elde etmek için. İşte canlı yayın açıyor, farklı konular kuruyor. Yoksa o insanlar aslında gayet de ne yaptıklarının farkındalar. Ama burada gelir elde edebilmek adına işte çok farklı olmak, işte çok daha ayrıştırma noktasında o dili üzererek söylemek gerekir ki kullanıyorlar. O yüzden yani TikTok'ta bugün bir yasa çıksa ki bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Yasaklanması ya da kısıtlanması konusundaki çalışmalar. Geçen işte Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk bununla ilgili bir açıklama yaptı. Dijital Mecralar Komisyon Başkanı, TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman bunlarla ilgili açıklama yaptı. Şu bir gerçek. Aralık'ta bu insan geldi. Emir Gelen Türkiye politikalı, Türkiye ve Orta Doğu politikaları direktörü Emir Gelen geldi. Açıklama yaptı. Biz bunların farkındayız. Şu olacak, bu olacak. 6 ay geçti. 6 ay geçti Orkun Bey. Hiçbir gelişme yok. Yani evet. Ben siz biliyorsunuz alanı takip ediyorum. Sürekli ne oluyor, ne oluyor, dünyada ne oluyor. Hiçbir şey yapılmadı. Hı hı. Dolayısıyla ne oldu? TikTok'ta bir kısıtlama söz konusu olabilir. Artı şu an mesela X platformu, diğer bir ismiyle Twitter platformu. Bakın bant daraltma cezasıyla karşı karşıya. 2020 yılında çıkan 7253 sayılı yasaya hala dediğim gibi itibar etmediler. Niye? Ofis açmadılar. Günlük erişimi 1 milyondan fazla sosyal medya mecrası temsilci bulundurmuyor. Bant daraltma cezasıyla şu an X'in de karşı karşıya kaldığını ifade edebiliriz. Instagram'da da şu an yine yayınlar TikTok'taki bazı noktaları aslında aldı diyebiliriz kendine. Orada da Orkun Bey, rozet dediğimiz bir sistem gelişti. Yayıncıları teşvik edebilmek, yayıncıların destek verebilmek adına rozet sistemi var. Belli bir ücret mukabilinde bu rozetleri almış oluyorsunuz ve beğendiğiniz yayıncılara göndermiş oluyorsunuz. İşte orada beğeniyi almak biraz daha üzülerek söylemek gerekir ki marjinalleşmeye sebebiyet veriyor. Yani toplumdan farklı içerikleri oluşturmaya zemin hazırlıyor. Ve bu durumda üzülerek söylemek gerekir ki yani toplumda böyle hani yapılmayan ama yapılmasına da özendirilen içeriklerin ön plana çıkması ve bunların bir gelir kapısı haline gelmesine sebebiyet veriyor. Bugün RTÜK tarafından Ekol TV 7/24 kontrol altında. Tabii. Yani buradaki içerikler işte sırf reyting adına ne bir marka tanıtımı yapabiliriz, tabii, ne bir reklam yapabiliriz. Ama aynı durum dijital mecralarda söz konusu değil. Ama dijital mecraları da küresel ölçekli mecraları da lokal yasalarla yani işte biz Türkiye'de bunu çıkarttık, Almanya'da bunu çıkarttık diyemezsiniz. Almanya'daki NSDG yasası Türkiye'dekinden çok daha ağır ama ne oluyor Orkun Bey? Onlar bu işte daha fazla diretme sağladılar ve mecbur kaldılar. Almanya'da mesela 48 saat içerisinde bir içerik kaldırılabiliyor. Ama bugün Orkun Yazgan'a biri yazsa, içerik yapsa, hakaret etse, tehdit etse Türkiye olduğunda hiç kusura bakmayın diyor. Şimdi ama Orkun Bey şu ince nüans farkını da bilmemiz lazım. Şimdi insanların eleştiri hakları söz konusudur. Eleştiri haklarıyla hakaret haklarını birbirine ayırmamız gerekir. Artı düşünce ve ifade özgürlüğüyle bu düşünce ifade özgürlüğünün hakaret noktasına erişmesi konusu. Burada da çok ince bir detay var. İşte bu detay çok önemli. Bunu doğru dengelemek lazım. Bunu bir terazi olarak düşünebiliriz Orkun Bey. Peki hocam. Bunu dengelediğimiz takdirde sağlıklı olur diye düşünüyorum. Peki buna böyle bir de bir giriş yapmış olalım. Çok detaylı bir konu. Önümüzdeki haftanın evet, konusu da bu olsun. Tamam, Profesör Doktor Ali Murat Kırk çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum Orkun Bey. İyi geceler, iyi yayınlar efendim. Sağ olun. Tamam.